Her gece içindeki derin bir çığlıkla uyanmak nasıl bir şey bilir misin? Ya da aynaya her baktığında gittikçe çöken yüzüm. Her gün bu lanet iyice içten içe yer beni. Bodrumda bulduğum cesetler aslında benim ne olduğumu gösteriyor. Bazen bunlar az gelince kendi kolumda derin yaralar açarken buluyorum kendimi. Hayır, bu ben değilim. İçimdeki şeytan beni öldürmek istiyor. Ondan önce davranacağım. Ölümüm içimdeki bu lanet yüzünden olmayacak. Daha basit, daha kolay ama önce anlatmalıyım. Bununla birlikte ölemem. Hastanenin kayıt dosyalarını incelerken odanın kapısı hızlıca çalınıp odaya hemşire girdi. Yüzünde biraz tedirginlikle birlikte korkunun izlerini hissediyordum. Gözlerini hafifçe kısarak "Vedat Bey, hastanemize yeni bir akıl hastası getirildi," dedi. Neden bu kadar tedirgin olduğunu anlayamamıştım. Kapıdan yavaşça çıkarak beni hastanın odasına götürdü. Uzun ve dar koridorlardan geçip hastanın bulunduğu odaya girdiğimde hasta yatakta uzanmış 40 yaşlarında bir adam yatıyordu. Orta yaşlarda olmasına rağmen yüzü kırışıklıklarla doluydu. Aslında yüzü tanıdık geliyordu. Çok hızlı nefes alıyor, gözleri sürekli hareket ediyordu. Sanırım sakinleştirici verilmişti ama hafif bir mırıldanmayla sürekli şu sözleri söylüyordu: "Onu öldürdüm." Hastayı kirli ve yırtık avcı kıyafetleriyle yakınlardaki bir orman yolunda bulmuşlar. Gece vakti yolun üzerinde uzanmış bir vaziyetteymiş. Ne kadar uğraşsalar da sadece aynı sözleri tekrarlayıp kim olduğunu söylemiyormuş. Ailesine ulaşılamamış. Kendisini bulan çiftçiye saldırmış. Lakin çiftçi ani refleksle elindeki küreği kafasına vurarak onu bayıltmış. Hastaneye getirildiğinde yaptığı hareketlerden dolayı akıl hastası olduğuna kanaat getirilip bu hastaneye getirilmiş. Günlerce merak içinde onu izledim. Kanında uyuşturucu izi çıkmamasına rağmen göz bebekleri gereğinden fazla büyüktü. Yanakları günden güne iyice içine dönüyordu. İçinde bilinmeyen bir virüsün olduğunu düşünüyordum. Birçok test yapmama rağmen hiçbir hastalık belirtisi göstermedi. Sanki içindeki şey onun bütün organlarını çürütüyordu. Birçok kez onunla konuşmak istesem de aynı kelimeleri tekrarlayıp durdu. "Onu öldürdüm." Ümitsizce odasına girdim. Yapılan sakinleştirici sayesinde yatağında gözleri açık bir şekilde yatıyordu. Hastalığının bulaşıcı olma ihtimaline karşılık sadece bir hemşire ve ben odasına girebiliyordum. Gözlüklerimi çıkarıp yanındaki sandalyeye oturdum. Kafamı hafifçe yere eğerek bunun nasıl bir hastalık olduğunu düşünüyordum. Günlerdir pek uyumamıştım. İkide bir gözlerimden akan yaşı silerek gözlerimi iyice açmaya uğraşıyordum. Birden derin bir nefes sesi geldi. Hasta neredeyse çökmüş yüzünü bana çevirdi. Yüzüne birkaç saniye anlamsızca baktım. Gözlerini tavana dikerek "Benim için geldi," dedi. Birden yerimden fırlamıştım. Büyük bir şaşkınlık ve sevinçle birlikte onu soru yağmuruna tutmaya başladım. Derin bir nefes aldı. Sanki dediklerimin hiçbirini duymayarak "Onlar burada. O eve hiç girmemeliydim. Çok korkuyorum. Onu öldürdüm," dedi. Sonra "onu öldürdüm" sözünü tekrar etmeye başladı. O gün eve gittiğimde uyumak için çok uğraştım. Fakat o sözlerini düşünmeden duramıyordum. Hangi evden bahsediyordu? Kimi öldürmüştü? Ya da kimden korkuyordu? Sabah erken saatte kalkarak hastaneye gittim. İçtiğim kahve gözlerimi açmama yardımcı olsa da günlerdir çektiğim yorgunluk kahveyle geçecek gibi değildi. Arabamı otoparka park etmiştim. Yavaş adımlarla odama doğru yöneldim. Hemşire odamın önünde başı eğik bir şekilde beni bekliyordu. Yüzünü kaldırıp bana baktığında boynunda yoğun bir morartı izi oluşmuştu. Hafiften gözleri dolmuştu. Suçluluk hissiyle
O öldü dedi. Gözlerimi hafifçe kısarak kim öldü diye sordum. Ağlamaya başlayarak hasta dedi. Günlerdir baktığımız hasta, sabah hemşire ilaçları verirken birden üstüne atlamış. Boynunu elleriyle sıkmaya başlamış. Hemşire can havliyle hastayı yatağına itmiş. Hastanın yerinden kalkmadığını görünce hafifçe yaklaşarak yaşam belirtisi aramış. Ardından nabzını ölçmüş. Fakat hasta orada can vermiş. Hemşireyi büyük bir zorlukla suçlu olmadığına ikna ettim. Günlerdir çok yorulduğundan bir haftalık tatile çıkması için izin verdim. Lakin nasıl olur da yataktan düşerek ölmüş olabilir? İç organları çürümesine rağmen kemikleri sağlamdı. Cesedinde yalnızca kırıklar değil, yanıklar da oluşmuştu. Derisi neredeyse kemiklerine yapışıyordu. Günlerdir bu olayı düşünüyordum. Bu bir hastalıksa kanında bir anormallik neden çıkmamıştı? Dayanamayıp hastaneden o hastayı bulan çiftçinin numarasını bulup hemen aramıştım. Bana hastayı bulduğu yeri tarif etti. Lakin oraya yalnız gidemezdim. Bu fazlasıyla tehlikeli olurdu. Tanıdığım birkaç arkadaşım vardı. Bir tanesi üniversitede öğretmenlik yapıyordu. Kürşat gerçekten çok bilgili bir insandı. Liseden arkadaşım Savaş vardı bir de. Bir de emekli subay Kenan. Hastaneden gerekli izinleri alınca yola koyulmuştuk. Yanıma birçok tıbbi alet ve ilaç almıştım. Bunun yeni bir hastalık virüsü olduğunu düşünüyordum. Kürşat ne olur ne olmaz diye hepimize silah dağıttı. Ne kadar karşı gelsem de karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz diyordu. Sonunda orman yoluna varmıştık. Araba toprak yolda ağır ağır ilerlerken ormanın görüntüsü gözüme çok farklı geliyordu. Ağaçlar aralıklı şekilde dizilmiş, bazı ağaçlar yarıdan kırılmıştı. Sanki bu ormana yıllardır ayak basan olmamıştı. Yol gittikçe daralmaya başladı. Neredeyse ağaçlarla birleşmek üzereydik. Savaş arabayı durdurup kalanını yürüyerek devam etmemizi söylemişti. Arabadan kameramı ve birkaç gerekli malzememi alıp yavaş yavaş ormanın içine karışmaya başlamıştık. Kürşat sık sık gördüğü ağaçların ne ağacı olduğunu, ne işe yaradığını anlatıyordu. Ben ellerimi cebime koymuş, kafam biraz yere doğru eğik bir şekilde hala olanları düşünüp bir çıkar yol bulmaya çalışıyordum. Kenan birden hızlıca kolumdan tuttu. Vedat, ileride bir dağ evi var. İrkilerek etrafıma baktım. Ağaçların arkasında gizlenmiş bir ev gözüküyordu. Kenan silahını çekmişti. Ben saçmalamamasını söyleyerek silahı yerine koymasını söyledim. Yavaş yavaş eve doğru yöneldik. Evin etrafındaki bütün ağaçlar temizlenmişti. Evin etrafı taştan bir duvarla örülmüştü. Biraz eski bir evdi. Tahtalarının bazıları dökülmüştü. Pencereleri cam yerine tahtadan yapılmıştı. Çatısı eski evler gibi üçgen ve kütük ile örülmüş, eskimiş tahtaların rengi siyaha çalmaya başlamıştı. Sanki birkaç yüzyıldır oradaymış gibi gözüküyordu. Yavaşça balkonun merdivenlerinden çıkmaya başladık. Evin aksine kapısı sanki hiç bozulmamıştı. Savaş kapıyı kırmak için hazırlanırken Kürşat bir anda çıkışıp "Önce kapıyı çalsak daha iyi olmaz mı?" dedi. Kürşat kapıya elini attığında kapı kendiliğinden açılmıştı. Bir anda yüzümde hafif bir esinti hissetmiştim. Tüylerim diken diken olmuştu. Evin içi evin dış görünüşünden oldukça uzaktı. Sanki biri yaşıyordu. Bir sürü eski eşya bulunuyordu ama gayet temizdi. Eski ceviz ağacından oyulmuş koltuklar, birkaç tane duvarda asılı altın renginde şamdan ve evin salonunda güzel bir şömine duruyordu. İçi gayet büyüktü. Birçok odası ve ikinci bir katı bulunuyordu. Kürşat evin her tarafını inceleyip eşyaların kaç yıllık olduğunu tahmin ediyordu. Gece yavaştan yaklaşıyordu.
Kenan ve Savaş dışarı çıkıp odun toplamaya gitmişti. Ben kameramı denemek için ayar yapıyordum. Bu arada Kürşat'la oturup konuşmaya başladık. Yüzüme dikkatlice bakarak "Bu evde ne bulmayı düşünüyorsun?" dedi. Aslında ben de ne aradığımı bilmiyordum. Gözlüğümü çıkardım. Camını silmeye başlamıştım. Kürşat gözlerini benden ayırmıyordu. Kurumuş gözlerimle yüzüne bakarak "Belki bir lanet," dedim. Çok geçmeden Savaş ve Kenan kucak dolusu ince uzun odun getirmişlerdi. Birbirlerine ormanın içinde gördükleri kocaman bir geyiği anlatıyorlardı. Odunları alıp şöminenin başına oturdum. Odunları üçgen şeklinde dizip ortasına kocaman bir kağıt sıkıştırdım. Attığım ateşle odunlar tutuşmaya başlamıştı. Evin etrafında bulduğumuz birkaç büyük odunları da etrafına dizmeye başladım. Yanan ateşi gözlerimin içinde hissedebiliyordum. O kadar dikkatli bakıyordum ki ateşe, arada bir garip şekiller gördüğümü düşünüyordum. Ateşin bütün ışığı yüzüme vuruyordu. Alev sanki şöminenin içinde dans ediyordu. Odunlar çatırdadıkça çıkan kıvılcımların arasında yüzümü görür gibi oldum. Savaş hafif bir tebessümle "Dikkat et, yüzünü yakarsın," dedi. Yüzüne biraz sertçe bakıp "Sanırım haklısın," dedim. Gece sabah gibi sessiz değildi. Yakınlardan gelen kurt sesleri, baykuşların ürkütücü ötüşleri, durmadan eve vuran sert rüzgar arasında eve derin bir sessizlik bürünmüştü. Kenan cebinden çıkardığı bıçağını temizliyordu. Kimse bir şey sormak istemiyordu. Burada bulunmalarının amacını bile tam kavrayamamışlardı. Bunun yanı sıra kırık olan evin kapısı durmadan çarpıyordu. Savaş yavaşça ayağa kalkıp "Sanırım şu kapıyı sabitleyeceğim," dedi. Yüzüne bakıp olur anlamında kafamı salladım. Savaş odadan çıkmıştı. Bıçağını temizleyen Kenan bıçağı bırakıp yüzüme dikkatlice bakmaya başladı. "Vedat, acaba yanlış şeylerin peşinden mi gidiyoruz?" dedi. Yüzüne anlamsızca bakıp "Nasıl anlamsızca şeyler, açıklar mısın?" dedim. "Ne bileyim, böyle şeylere inanmayalı yıllar oldu. Belki de yanlış yerde, yanlış şeyi arıyoruz," dedi. Çok sinirlenmiştim. Bu konuda konuşmak istemiyordum. O adam hiç normal değildi. Bunların bir açıklaması olmalıydı. Sessizce kafamı yere eğdim. Herkes bir anda sustu. Sessizce beklemeye başladık. Bir müddet sonra Kürşat, "Savaş neden hala gelmedi?" diye çıkışmaya başladı. Aslında aradan uzun bir zaman geçmişti. Kapıyı kapatmak için uzun bir zamandı. Duvardan bir şamdan alıp kapıya doğru yöneldim. Bu evin her yerinde kalbim deli gibi çarpıyordu. Sifiri karanlık içinde mum ışığının titreyen ateşiyle yolumu aydınlatmaya çalışıyordum. Kapıya varmıştım. Kapının arkasına bir odun sıkıştırmıştı. "Peki Savaş nereye gitti?" Yavaş yavaş evin üst katına çıkmaya başladım. Merdivenlerin gıcırdayan sesinde kalbim deli gibi atıyordu. Işık sadece 1 metre kadar önümü aydınlatıyordu. Ellerim titremeye başladı. Üst katta bütün odalar yan yana dizilmişti. İlk 2 odanın içi neredeyse boştu. 3. odaya geldiğimde kapı sanki arkadan kapatılmıştı. Mumu söndürmemeye çalışarak kapıyı kırmaya çalışıyordum. Yavaş ama sert bir şekilde kapıyı açmaya çalışıyordum. Büyük bir gürültüyle kapı açılmıştı. Etrafı iyice süzerek "Savaş" diyerek seslendim. Gözlüklerimi hafifçe düzeltip odaya yavaş adımlarla yürüdüm. Tahtadan yapılmış ufak penceresi açılmıştı. Orman bütün dehşetiyle gözlerimin önündeydi. Gözlerim yerdeki ufak masaya ilişti. Biraz uzaktan zor görülse de üstünde bir şey vardı. Elimdeki mumu oraya tuttum. Küçük sayılabilecek biçimsizlikte yırtılmış bir kağıt duruyordu. Sanırım burada bizden önce başka insanlar yaşamış. Kağıdı elime alıp okumaya başladım. Çok korkuyordum. Av bitimi akşama kadar sürdü. Arabadan çok uzaktık. Her taraftan kurt sesleri geliyordu. Bu eve sığındık. Ne oldu ben de bilmiyorum.
Ayağa kalkmıştım. Gözümü kırptım. Açtığımda arkadaşım kafama silah dayamıştı. "Ne yapıyorsun? Deli misin?" diye çıkıştım. Sanki gözü dönmüştü. "Hayır, sen o değilsin." diyerek ağlamaya başladı. Artık yalvarıyordum. Hafifçe silahını yere indirdi. Tekrar gözümü açtığımda yerde kanlar içinde yatıyordu. Hareket etmiyordu. "Allah'ım, ben ne yaptım? Onu öldürdüm. Kendimi bu odaya kilitledim. Çok korkuyorum. Buradan gitmem gerek." Gözlerimi kocaman açmıştım. Bu o olabilirdi. Bu evden kaçmıştı. Sanırım camdan atlamıştı. Derin düşüncelere dalmıştım. Ben olayın gerçekliğini düşünürken birden ensemde bir nefes hissetmiştim. Kafamı hafifçe kapıya doğru çevirdim. Gördüğüm yüz karşısında korkudan havaya sıçramıştım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. "Kürşat, korkma Vedat. Benim Kürşat. Senin de kaybolduğunu sandık." dedi. Kalbim artık iflas edecek gibiydi. Hafifçe çömelip derin derin nefes almaya başladım. Kürşat hafifçe omzumdan tutup birkaç kez özür diledi. Savaşı alt katların hiçbirinde bulamamışlar. Derin bir nefes alıp üst katlarda da olmadığını belirttim. Yavaşça kapıdan çıkarken ayağıma bir şey değmişti. Eğilip baktığımda yerde araba anahtarı duruyordu. Yavaşça elime alıp inceledim. Sanırım arabasının anahtarını burada düşürmüştü. Yavaş adımlarla Kürşat'ın arkasından merdivenlerden indim. Gece olunca ev tamamen sabahki güzelliğinden yoksunlaşmıştı. Eşyaların mum ışığında yansıyan korkunç gölgeleri eşyaların görüntüsünden oldukça uzaktı. Kürşat şömineli odaya girmişti. Odaya adımımı atacağım sırada yan odada duvara asılı birkaç tablo gözüme çarpmıştı. Şamdanı odaya doğru çevirip karanlığın ortasından yavaşça odaya ilerledim. Duvarda asılı tablolar oldukça eski ve karanlık çizimlere benziyordu. Yan yana olan iki tablo birbirlerini tamamlıyor gibiydi. Tamamen siyaha bürünmüş iki kişi bir keçinin boğazını kesiyorlardı. Akan kan yere dökülürken suya dönüşüyordu. Hemen karşısında bir tablo daha bulunuyordu. Çoğunlukla koyu renklere boyanmış bu tablo çok karışık çizilmişti. Lakin biraz anlaşılıyordu. Bir evin önüne insanlar toplanmıştı. Bu insanlar beyaza boyanmıştı. Önünde kocaman bir ateş ve ateşin içinde biri vardı. Bu kişi ise siyah, ateş ise kırmızıya boyanmıştı. Kalan her şey grinin tonlarındaydı. İnsanların arasında küçük bir çocuk vardı. O da siyaha boyanmıştı. Bir anda zihnimi garip bir karamsarlık kaplamıştı. Yavaşça elimi resme uzattım. Parmak uçlarım resme dokunduğu an beynime şimşek çakmış gibiydi. Garip rüyalar görmeye başlamıştım. Bir çocuk görüyordum. Gözlerinin içinde kocaman bir ateş vardı. Elindeki koyunun gözünü yavaşça sıkıp suyunu yüzüne sürüyordu. Sonra kalabalığa karışıp karşısında yanan kişiyi sakince izliyordu. Gördüğüm rüyalar saniyeler içinde geçiyordu. Ve o çocuk sonra yok oldu. Sadece ev görünüyordu. Yavaşça düştüğüm yerden kalktım. Başım çok kötü ağrıyordu. Biraz sarsılarak yavaş adımlarla odadan çıkmıştım. Mumun söndüğü için karanlığa bir an için aldırmadan şömineli odaya doğru yönelmiştim. Sersemlemiştim. Yavaşça odaya girdim. Odada hiç kimse yoktu. Birkaç kez Kürşat, Kenan diye bağırdıktan sonra duvardaki son şamdanı alıp odadan çıktım. Yeniden üst kata çıkmaya başlamıştım. Üçüncü odadan sonrasına bakmamıştım. Uzaktan boş bir duvardan fazlası görünmüyordu. Giderek duvara yaklaştım. Yarı siyah duvarın yanında başka oda bulunmuyordu. Ama tavana baktığımda çatıya çıkan kocaman bir merdiven sallanıyordu. Korkuyla almamak için tereddüt etmeme rağmen bir sıçrayışta merdiveni tutmuştum. İçimden bir ses oraya çıkmam için beni cesaretlendiriyordu. Yavaşça merdivenlerden tırmanmaya başlamıştım.
Şamdanı elimde o kadar sıkı tutuyordum ki bazen demirin elimde ezildiğini hissediyordum. Gözlüklerim sanki gözüme batıyordu. Elimi çatının zeminine atıp yavaşça kendimi kaldırdım. Ancak eğilerek yürüyebileceğim bu çatıda nefes almakta gitgide zorlanıyordum. Sabahın güneşinden olsa gerek çatı katının sıcaklığı yüzünden terliyordum. Yavaşça ilerlemeye başladım. Fare sesleri ve tahtaların gıcırtılı sesi karşısında geri dönmek için her adım attığımda vazgeçip tekrar devam ediyordum. Alan daraldıkça nefes almak zorlaşıyor, yüzümden damla damla terler iniyordu. Mumdan çıkan pasif ışıkla az ötede bir şey parlamıştı. Yavaşça oraya doğru yönelmiştim. Bu bir sandığa benziyordu. Dışında ise bazı metallerle garip desenler çizilmişti. Yavaşça sandığın kapağını açtım. Sandığın içinde kocaman yazılarla Medaa yazan bir kitap bulunuyordu. Kitabı açtığım anda ensemde şiddetli bir nefes ile birlikte garip üşüme hissetmiştim. Ani refleksle hemen arkama döndüm. Arkamda kimse yoktu. Kitap Arapçaya benzeyen bir alfabeyle yazılmıştı. Okuyamayacağımı anlayınca kitabı montumun içine sıkıştırdım. Merdivenlere doğru yönelip şu lanet çatıdan inmek istiyordum. Geldiğim gibi hızlı bir şekilde merdivenlerden aşağıya indim. Ormandan gelen korkunç seslerin etkisinde bedenim yavaştan titriyordu. Yeniden Kürşat'ı ve Kenan'ı görürüm ümidiyle merdivenlerden hızlıca inip şömineli odaya yönelmiştim. Yavaşça odanın kapısını açtım. İçeride şamdan kalmadığı için sadece şöminenin ateşi odanın bazı yerlerini aydınlatıyordu. Koltukta birisi oturuyordu. Yavaşça yanına yaklaştım. Arkası dönüktü. Daha da yaklaşıp dikkatlice bakarak "Savaş, sen misin?" dedim. Savaş yavaşça arkasını dönüp ayağa kalktı. Yüzü ölü gibi bembeyazdı. Titreyen bir sesle "Onu bulmuşsun Vedat," dedi. Şimdi yüzüne daha ciddi bakıyordum. Kafasını hafifçe yere doğru eğdi. Ben yüzünü görmek için biraz daha yaklaştım. Yavaşça başını kaldırırken iyice gerilmiştim. Yüzünün çoğu yanmıştı. Kararmış derisi kemiğine kadar yapışmıştı. Gözleri tamamen beyaz ve yuvalarından fırlayacak gibi dışarıdaydı. Yüzüme hafifçe gülümsemişti. Dişleri birbirinden ayrılmış, dik uzanıyordu. Yavaş adımlarla üzerime doğru ilerliyordu. Her adımımda hafif bir mırıltıyla varlığını inkar ediyordum. Pencereler kırılacak gibi açılıp kapanıyor, şöminenin ateşi alevleniyordu. Rüzgar her eve vuruşunda sanki ev sallanıyordu. Kalınlaşan iğrenç sesiyle "Onu bana ver," diyordu. Ne dediğini anlamıyordum. Ellerim titremeye başlamıştı. Kendimi odadan atmak için kapıya koştum. Fakat kapı kilitliydi. Sırtımı duvara yaslamış, çaresizce bekliyordum. Bana gittikçe yaklaşıyordu. Sanki bedenim felç geçirmiş gibi hareket edemiyordum. Kararmış elleri bana daha da yaklaşıyordu. Kalbimin artık atmadığını hissediyordum. Boğazımdan tutarak beni tavana kadar kaldırmıştı. Her "onu bana ver" dediğinde elin sallandığını hissedebiliyordum. Nefesim kesiliyor ve yavaşça yüzüm morarıyordu. Ruhumun ağzımdan çıkacağını hissediyordum. Bir anda vücudumda toplanan bir cesaret ile arka cebimde duran tabancayı çıkarıp bütün kurşunları onun karnına boşalttım. Elini boğazımdan çekip yere yığılmıştı. Deli gibi nefes almaya çalışıyordum. Yerde cansız yatan yaratığa yavaşça yaklaştım. Bu savaş olamazdı. Yüzüne bakmak için iyice yaklaşmıştım. Bir ses duydum. Sanki nefes alıyordu. İyice yaklaşmıştım. Bir anda gözlerini açmasıyla yerimden sıçradım. Beni duvara yapıştırmıştı. Sol elini karnıma koyup hafifçe içine doğru bastırıyor. Uzun tırnaklarının karnıma girdiğini hissedebiliyordum. Attığım çığlıklar boş evin duvarlarında yankılanıyordu. Gözlerimin kapandığı sırada çok şiddetli bir gürültü duydum. Gözlerimi açtığımda şöminenin karşısında yatakta uyuyordum. Kürşat hemen karşımda oturuyor,
Kenan ise yerde yaratığa bakıyordu. Rüşat uyandığımı görünce hızlıca gözlerimi ve bilincimi kontrol edip ölmediğine çok sevindik dedi. Başımın ağrısını önemsemeden hafifçe doğrulup bu evden gitmemiz gerektiğini söyledim. Kenan eliyle paltomun içindeki kitabı işaret etti. Hiçbir fikrim yoktu. Gözlüğümdeki kitabı çıkarıp Kürşat'a verdim. Kürşat gözlüğünü takıp kitabı eline almıştı. Büyük bir ciddiyetle kitabı inceliyordu. Kenan merakla ne yazıyor dedi. Kürşat Farsça yazıldığını bildirdikten sonra titreyen sesiyle bu bir büyü kitabı dedi. Biraz okuduktan sonra burada kötü büyüler ve büyücüleri bağlamak ya da yok etmek için bir büyü yazıyor dedi. Hızlıca atılıp ne yapılması gerektiğini sordum. Önce bir çeliğe ihtiyacımız var. Sonra bir odunun yanmış ucu ile kitapta gösterilen şekiller çizilecek. En son çelik güzel bir kumaşa sarılıp yazıların sözleri okunacak. Kenan hemen cebindeki bıçağını çıkarıp Kürşat'a uzatmıştı. Yavaşça kitaba bakıp bıçağın üzerine şekilleri çiziyordu. Bir kare çizmişti. Onun içinde de daha küçük bir kare. Büyük karenin iki köşesinde kıvrılan bir ok, diğer iki kenarında ise üçe benzeyen ama kuyruğunun daha uzun olduğu bir şekil çizdi. Küçük karenin içine ise sadece bir göz çizmişti. Evde bulduğumuz temiz bir kumaşa sardıktan sonra yavaşça şu sözleri okumaya başladı. Bu sözler büyüyle ilgili olduğu için söyleyemiyorum. Yavaştan sesi yükseliyor ve daha da sertleşiyordu. O söyledikçe şekil sarı bir renge bürünüp bıçak ısıtılmış gibi narlaşıyordu. Kürşat söyledikçe evde deprem etkisi yapıyordu. Bir yere tutunmuştum. En son söyleyişten sonra yere düşüp bayılmıştı. Kürşat yavaşça yerden kalkıp bıçağı Kenan'a uzattı. Kenan aldığı sırada bir hareketlenme oldu. Yerde öldüğünü düşündüğümüz yaratık bir anda Kenan'ı ayağından yakalamıştı ve kendine doğru çekmişti. Kenan kanayan bacağına aldırmadan bir anda bıçağı yaratığın kalbine sapladı. Bıçak girdiği an yaratığın kalbinden dumanlar çıkıp tutuşmaya başladı. Kenan aksayarak ayağa kalktı. Ayağı yaralanmıştı. İlk adımda düşer gibi oldu ama tam zamanında yakaladım. Kısık bir sesle başının döndüğünü söyledi. Sürekli gözlerini ovuyordu. Önemsemeden hızlıca odadan ayrıldık. Odadan çıkacağımız zaman Kenan bir anda durup gelmeyeceğini söyledi. Çok şaşırmıştık. Yavaşça kanayan bacağını açtı. İçi kan yerine mor bir sıvı ve şişliklerle doluydu. Yavaştan derisi kuruyordu. Hafif ağlamaklı olarak ben sizinle gelemem, yalnızsınız dedi. Sonra yavaşça elini uzatıp bıçağı istedi. Kürşat, hayır tedavisi bulunabilir deyip deli gibi haykırdı. İstediğini reddetse de yapılacak başka bir şey yoktu. Bıçağı eline alıp yüzümüze uzunca baktıktan sonra hızlı bir şekilde bıçağı sapına kadar kalbine sapladı. Biraz ayakta kaldıktan sonra ağzından kanlar akarak yere yığılmıştı. Kürşat haykırarak ağlıyordu. Birazdan ağlaması öfkeye dönüşmüştü. Beni suçlayıp hızlıca göğsümden itmişti. Söyleyecek sözüm yoktu. Haklıydı. Sadece kafamı yere eğebilmiştim. Ardından kısık bir sesle buradan çıkmalıyız dedim. Yavaş adımlarla evden çıkmıştık. İçimde izlendiğimize dair şüpheler vardı. Ortalık olduğundan daha da sessizdi. Ne uluyan kurt sesi vardı ne de öten bir baykuş sesi. Kürşat bana sinirli olduğu için bir metre kadar önümden yürüyordu. Orman sabahkinden kat kat daha korkunç görünüyordu. Ağaçların kurumuş dalları yaprak sayısından fazlaydı. Çalılar üzerinde bile fazla yeşillik yoktu. Şimdi orman yoluna girmek üzereydik. Kürşat bir anda durdu. Bir ses duyduğunu söyledi. Yavaşça ormanın içine göz gezdirmeye başladık. Sanki kuru ağaçların arkasında bir şey vardı. Hava zifiri karanlık olduğu için net bir şey söyleyemiyorduk. Kürşat
Silahını çıkarıp ağaçlara doğru yöneldi. Ağacın arkasına bir anda silahıyla dönmüştü. Fakat hiçbir şey yoktu. Lakin onun arkasındakini görünce sanki dilim tutulmuştu. Bu oydu. Rüyamda gördüğüm çocuktu. Yüzü tamamen kırmızı renkli ve gözleri bembeyazdı. Bedeni tamamen yoktu. Karnı yarıya kadar yarılmış, iç organları görünüyordu. Bir anda Kürşat'ın ağzından tutup ağzından içine toz gibi giriyordu. Kürşat'ın gözleri yavaşça geriye doğru gidiyor, yüzü beyazlaşıyordu. Geriye birkaç adım attıktan sonra koşarak ormanın içine dalmıştım. Ormanın içinde deli gibi koşuyordum. Çalılar ayaklarımı, ağaçlar yüzümü parçalıyordu. Birkaç kez neredeyse kafamı ağaç dalına vuruyordum. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki sesi sanki yankılanıyor, hızlı nefes almam bile yetmiyordu. Yüzümden akan kanın gözüme dolmasını bile önemsemiyordum. Hava zifiri karanlık olduğu için yolumu bulamıyordum. İçimden sürekli şu sözleri söylüyordum. Allah'ım, hiçbir yol yok burada. Burada ölemem. Bir anda görmediğim bir yamaçtan tekerlek gibi yuvarlanmaya başladım. Yuvarlanışım bir ağaca sertçe sırtımı çarparak son bulmuştu. Ayağa sendeleyerek kalktım. Birkaç kere adım atınca yere yığılmıştım. Tekrar sendeleyerek ayağa kalktım. Zifir karanlık olan orman şimdi bulanık görünüyordu. Acıdan inleyerek yavaş adımlarla kaçarken birden arkamda bir ses duymuştum. Bana doğru geliyordu. Yüzü çürümeye başlamıştı. Her attığı adımda yeşillenmeye başlamış toprak çöl gibi kuruyordu. Adımlarım iyice hızlanmıştı. Arkamdan boğuk bir sesle "Boşuna kaçma, burada öleceksin" diyordu. İleride küçük bir yol görmüştüm. Sendeleyen adımlarım iyice hızlanmıştı. İyice yaklaşınca yolun hemen yanında bir araba olduğunu gördüm. Bu bizim araba değildi. Hızlıca camı kırmak için sert bir şey aradım. Fakat yoktu. Sinirden deliriyordum. Bir anda cebimdeki anahtarlar aklıma geldi. Titreyen ellerimle hızlıca anahtarları cebimde ararken anahtar yere düşmüştü. Almak için bir gayretle eğilirken birden bir şey beni sırtımdan yakalayıp taş gibi ağaca fırlatmıştı. Nefes almak için uğraşıyordum. Ciğerlerim patlamış gibiydi. Yerimden kalkamamıştım. Bir anda boynumdan tutup beni ağaca vurmaya başladı. Her vuruşunda gözlerim iyice kapanıyordu. Yavaştan, kan akan dişlerinden hem etinle ziyafet çekeceğim hem de ruhunla diyordu. Kafamın kırıldığını hissediyordum. Son gücümle cebimdeki bıçağı alıp tüm gücümle karnına sapladım. Beyaz gözleri kocaman açılmıştı. Yavaşça yere düştü. Bıçağı karnından çekip arabaya yöneldim. Anahtarların yanında bir de ufak bir not kağıdı vardı. Onu da alıp arabaya bindim. Tam çalıştırdığım anda birden araba bir şeye çarpıp durdu. Arka camda kocaman kanlı bir el izi vardı. Yavaşça arabadan indim. Yaratığın ayağı tekerleğin altında kalmış, neredeyse kopmak üzereydi. Yarısını da koparmak için uğraşıyor, garip sesler çıkarıyordu. Birden eski haline dönmüştü. Bu Kürşat'tı. Kürşat yardım et diye inliyordu. Lakin yardım edemezdim. Çünkü o artık Kürşat değildi. Yavaştan, yaş süzülen gözlerinden, "Lütfen ölmeme izin verme. Benim bir ailem var. İki tane çocuğum var. Onlara bakmam lazım. Lütfen kurtar beni" deyip gözlerimin içine bakıyordu. Kısık bir sesle özür dileyip bıçağı sapına kadar kafasına saplamıştım. Sağır eden bir çığlık atarak yanmaya başladı. Hızlıca tekerleği çıkarıp yola koyuldum. Güneş ufukta yeni yeni görünüyordu. Karnımda hafif bir ağrı vardı. Birçok kemiğim kırılmıştı. Hızlıca nefes almak için uğraşıyordum. Aklıma birden bulduğum not geldi. Yavaşça kağıdı açtım. Bu hastanedeki adama aitti. Notta şunlar yazıyordu. "Onu öldürdüğümü sanmıştım. Bana dokundu. Şimdi beni öldürecek. Lütfen bunu okuyorsanız aileme haber verin. Ben Savaş Çağlayan." "Hayır, bu olamazdı. Bu arkadaşım Savaş'tı."
Karın ağrım iyice artıyordu. Yavaşça karnımı araladım. Karnımda olan deliklerin yerine şimdi mor bir sıvı ve şişliklerle doluydu. Allah'ım, o lanet şey içimdeydi artık.